İzleyiciler, Bir Seninle Değişir Dünya programına da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün aramızda çok kıymetli bir konuğumuz var yine. Kendileri İstanbul'dan geldiler. Burada çeşitli çalışmalardan sonra akşam üzeri programımıza konuk oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Abdullah Yıldız hocamız bugün aramızdalar. Namaz platformuyla kendisini tanıyorsunuz. Namaz platformu sözcüsü. İnşallah onlarla bugün hem namazla alakalı, namaz platformuyla alakalı hem de namaz bilinci ve malumunuz üzere Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece Miraç Kandili'ni inşallah idrak edeceğiz. Miraç Kandili ile alakalı konuşmuş olacağız. Ayrıca yanımızda çok kıymetli hocamız, kendisini As-ı Saadet derslerinden de hatırlıyorsunuz. Her pazar günü Kanal 42'mize canlı olarak yayınlanan As-ı Saadet derslerini sunan Bekir Tekkaymaz hocamızla beraber inşallah Abdullah hocamızla güzel bir sohbet geçirmeyi planlıyoruz. Hocam evvela hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hem Konya'ya hem kanalımıza. Allah razı olsun, hoş bulduk. Hem Konya'ya hem de kanalınız adına, Kanal 42 adına hoş bulduk diyorum. Evet. Hocam sizi tanımayanlar için, tanıyanlar çoktur da yani tanımayanlar açısından kendinizi tanıtmanızı istesek, Abdullah Yıldız hocamız kimdir? Kendi ağzından. Buyurun. Eyvallah. Abdullah Yıldız 1954 Adana, Kozan, Ayşe Hoca Köyü doğumlu. Konya hani Adana İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Konya Selçuk Eğitim'de okudum. Dolayısıyla Konya ile böyle bir bağlantımız var. Hmm. 1973 ile 1976 arasında Konyalılar bize misafir perverliklerini gösterdiler. 3 yıl et ekmeğinizi yedik. Eyvah. Bugün yedirmediler mi hocam? Bugün de efendim fırın kebabınızı yedik. Öyle diyelim. Daha önceki geldiğimizde düğünlerde de pilavınıza kaşık sallamışlığımız vardır, Konya pilavına. Efendim Konya'yla böyle bir hukukumuz var. Arkadaşlarımız, tabii ki dostlarımız var. Hemen hemen her senede mutlaka bir iki program için geliyoruz. Eyvallah, Allah razı olsun. İstanbul'da öğretmenlik yaptım. Aşağı yukarı 23 seneye yakın o civarda. Bunun 7 senesi milli eğitimde, diğer kalanları biraz özel eğitim kurumlarında diyelim. Daha çok tarih öğretmenliği yaptım. Ama öğretmenlik yaparken de bir taraftan öğrencilerimle, özellikle Üsküdar İmam Hatip Lisesi'nde hocalık yaptığım 7 yıllık dönemde, 7 yıllıkta Adana İmam Hatip'te öğrenciliğim var. Eskiden 7 yıldı. O bizim dönemimizde. Bu dönemde hem öğrenci hem öğretmen, baktım ki namazla ilgili biraz problemler var. İmam Hatip'te dahi. Tabii ki. O yıllarda. Da var, bugün de hala var. O yıllarda dahi var. Tabii ki. Şöyle, yani bu halkımızda, genel manada Türkiye Müslümanlarında namaza olan duyarsızlık diyelim, namaz konusundaki bazı sorunlar, sıkıntılar namaz bilinci eksikliğinden kaynaklanıyor. Hmm. Hatta ben şu tespiti yaptığımı söylemem lazım. Hocamla da o konuda tetabuk edeceğiz inşallah. Yani namaz konusunda çocuklarım üzerinde ben anket yaptım. Evet, gençliğimizde, Adana İmam Hatip'teki öğrencilik yıllarımızda arkadaşlarımızdan yer yer kendimizin namazla ilgili sorunları, bunları biliyoruz. Ama namaz kılmayan, namaza zorla getirilen öğrencilerin tepkileri vesaire, bunlar bilinen şeyler. Evladım, biz biraz farklı öğretmenlik yapmaya çalıştık. Neden namaz kılmıyorsunuz? Veya hangi namazlar kaçıyor evladım? Namaz konusunda hangi problemleri yaşıyorsunuz? Yani genellikle sabah namazında uykuya yeniliyoruz. Bu hala böyle. Yani Türkiye'de yapılan bazı anketler, 11 yıl önce biz namaz platformunu kurduğumuzda %75 namaz kılmayan, %25 kılan. Kaba bir tasnif. %25 namaz kılanların da %70'i sabah namazına kalkamıyor. Alın bakın, daha büyük bir facia. Daha başka bir sıkıntı. Yani aslında %8 bir namaz kılıyor, sabah namazını kılıyor. Yani sabah namazına kalkamıyorsa böyle kaza ediyor veya işte vesaire filan. O %25'in şu kadarı camiye gitmiyor. Genelde bireysel kılıyor. O %25'in birçoğu diyor ki hocam kılıyorum ama bir tat alamıyorum. Bir huşu problemim var diyor. Bilinç eksikliği. Bilinç eksikliği. Bu öğrenciye de yansıyor. Oyuna, eğlenceye, ne bileyim işte iş adamları için ticarete, koşturmacaya, bilmem neye namazı kurban ediyoruz. Dolayısıyla burada bir eksiklik var. Namaz bizim için yeme içmeyi ihmal etmiyoruz. Evet. Efendim ticaretimizi ihmal etmiyoruz. Ne bileyim diğerlerini ihmal etmiyoruz. Ama namaza gelince ihmal. Bu namazın öneminin, namazın olmazsa olmazlığının, namazın İslam'ın ilk emri, yani imandan sonra bütün tevhid dinleri kelimesi, ler kelimesi yanlış olur.
bütün peygamberlere gelen din aynıdır. Tevhid aynen, esasına aynen. dayalı İslam. Hazreti İbrahim de İslam kelimesini kullanır. Hanif efendim. Dolayısıyla bütün peygamberlere emredilen imandan sonra ilk ibadet namaz olmasına rağmen insanımız bunun önemini kavrayamıyor. Daha doğrusu kılmam lazım, üzerime biliyorum farz diyor ama niçin namaz kılmalıyım? Namazda nasıl haz alırım? Namaz beni nasıl efendim huzura eriştirir? Huzur Allah'ın huzurundadır diye bir şeyde evet. kullanıyoruz genelde. Bunun farkında olmayınca yani açık söyleyelim namaz bizi cezbetmiyor. Namaz bizi kendine çekmiyor. Haşa günde 5 defa tekrarlanan, sürekli tekrarlanan, biraz da bıktırıcı haşa, usandırıcı ve giderek bir kambur gibi bir süre sonra en küçük bir engelde bırakılıveriyor. Şimdi bu hocam, aslında dediğiniz düşünce de değil mi hocam? Yani genel hayır, tespit bunlar tespit, yani. Tespitler olarak söylüyorum. İnancımız bizi namaza götürmüyor gibi diye düşünürsek. Öyle de diyebiliriz. Yetmiyor. Yani imanımızın düzeyi, evet. imanımızın canlılığı, diriliği, dinamizmi öyle olacak ki bizi namaza götürmesi bizi namaza lazım. Götürecek. Ama bizi götürmüyor. Caminin kapısına kadar bile götürmüyor. Evet. Peki hocam burada şunu da tespite koyabilir miyiz ki acaba bu inancımızın bizi götürmediği namaz bizi cennete götürür mü? Bu inanç bizi cennete götürür oraya Allah bilir. Hayır, o namaz namaza o, gitmeyince nasıl cennete gideceğiz? Nasıl cennete yani? Gideceğiz? Hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ya mümin namaz kılar. Eyvallah. Mümin iman eden namaz kılar. Şimdi sebep sonuca bakıyoruz. Sebep tamam iman var da sonuç nereye götürüyor? İbrahim suresi 31. ayette Rabbimiz diyor ki Efendimiz de oradan alarak tabii hadis-i şeriflerini Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde söylüyor. İman eden kullarıma söyle namazlarını dosdoğru kılsın. Evet. Bak, iman eden kullarıma söyle evet. namaz. Ankebut suresi 45'te Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah Utlu ma uhiye ileyke minel kitab. Evet. Kitaptan vahyol dediğini oku. Ama oku o tilavet okumak, anlamak ve yaşamayı da içeriyor. Tilavet kelimesi tilavet o anlama kelimesi. Geliyor. Hem oku, hem anlama ve yaşama. Peşine düş. Tefsirine geçtiğimiz zaman. Ha, anladın ve yaşayacaksın. Nereden başlayacaksın? Utlu ma uhiye ileyke minel kitab ve yakınıs sala. O da namazdır. Hemen namaz. Evet. Şimdi bütün ayetlerde böyledir. Bütün peygamberlere emredilen bu. Fakat daha da önemlisi şu hocam. Bakın, şimdi burada program yapıyoruz. Ve arada bir dilimiz kuruyor. Hemen elim suya gidiyor. Evet. Niye? İhtiyaç. Efendim, karnımız acıktı, zil çalıyor, hemen yemeğe gidiyorsunuz. Ya lokantaya, evdeyseniz mutfağa filan. Şimdi ruhumuz da acıkıyor. Bütün mesele burada hocam, bakın. İşin püf noktası bu. Ruhumuz acıkıyor. Ruh dünyamız, gönül dünyamız, zihin dünyamız, kalbimiz aslında acıkıyor. Farkında değiliz. İşte namaz vakti, ezan tam da bunu ifade ediyor. Hı. Ezan diyor ki, Allahu Ekber. Gözünde dünyayı büyüttün. Yemeği, içmeyi, oyunu, eğlenceyi, zevklerini falan filan büyüttün. Bunları devamlı zannediyorsun. Bunlar geçici. Bunlar, Allah en büyük. Evet. Allah en büyük. O çağırıyor seni. Hem de 4 defa tekrarlıyor. Arkasından hadi bakayım. Madem ki Allah'ın geliyorsun. Büyüklüğünü kabul ettin. Hadi bir iman tazele. Eşhedü en la ilahe illallah. Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet. Peki bitti mi? Hayır. Hadi şimdi lafla peynir gemisi yürümez. Namaza gel. Hadi eyleme geç. Eyleme geç bakalım. Tevhid eylemi bunun için söyledik. Evet. Namaz bir tevhid, tevhid eylemi olarak namaz. Yani tevhidin hakikatine inandığımızı söylüyoruz ama eyleme dönüştürmüyoruz. Hadi bakalım hayyale sala. Hem de durma, koş hemen. Haydi namaza. Evet. Peki sonuç? Haydi felaha. Aa, kurtuluş orada. Evet. Peki neden kurtulacağız biz? Sıkıntıdan, stresten, bunalımdan, dertlerimizden. Dünyaya bağımlı olmaktan, dünyaya taparcasına, makama, mevkiye, paraya, pula, zevklere, hazlara bağımlı kalmaktan kurtulmak, zincirlerimizi kırmaktır. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Evet. Kad eflahal müminun buyuruyor Rabbimiz. Ancak evet, inananlar kurtulmuştur. Arkasından bunu maddeler halinde sıralayacak olursak namazı muhafaza edenler, namazı ikame edenler. Ellezinen fi salatihim haşu. Namazlarında huşu içinde. Yani namazında huşu. Yani burada şunu koyuyor Rabbimiz Teala. Bir bakıma. Bunu böyle anlayabiliriz sanırım. Namaz kurtuluşun reçetesi iman gibi görünse de eyleminde namaz olmasa olmuyor. Eyvallah. Ve birinci eylem. Aynen.
Hocam orada şu var. Yani haydi namaza, haydi kurtuluşa. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için diyor ki o sizin sırtınızdaki yükleri, ağır yükleri indirmek ve elinizdeki, ayağınızdaki zincirleri, prangaları kırmak için gelmiştir. Ama şimdi hani, yük görüyoruz. Şimdi evet. Namaz için söylüyor. O prangalı tabii. Yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Muhammedur Resulullah dedikten ya o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için onu tanımlayan ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bir yerde diyor ki üzerinizdeki yükleri almak indirmek ve zincirlerinizi kırmak için geldi o peygamber. Şimdi biz bağımlılıklarımızı kendimiz üretiyoruz. Günlük hayatımızda kendimize bir bakıyorsun bir şeyi önemsemeye, vazgeçilmez hale getirmeye, ona bağımlı kalmaya başlıyorsunuz. Bağımlı hale gelince de ya midenizin kulu, ya şehvetlerinizin kulu, ya paraların, dinarların kulu. Ya da hakimlerin, başka hakimlerin kulu. Başka sistemlerin, nizamların kulları. Şimdi ideolojilerin, sosyal medyanın kulu. Evet yani. Şatafatlı elbiselerin kulları, modanın kulu. Evet. Midenin, modanın, paranın, şehvetin. İşte kulun kulu. Kula kul olmak. Bütün bunları kır. İşte namaz aslında budur. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Hocam gençlerimize eğer biz bu namazı böyle anlatırsak ki dilimiz döndükçe bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Namaz Gönülleri platformunu da 2006 yılında bir grup arkadaşla bu amaçla kurduk. Dedik ki evet 91'de o kitabı yazmamın nedeni öğrencilerimde gördüğüm bazı eksikleri tamamlama ama halkta da gördüğüm karşılıkları vardı. Kendimizde gördüğümüz sorunlar vardı. Dedik ki bunu nasıl çözeriz? Şöyle çözeriz. Bu ayetleri, bu hadisleri, bu efendim alimlerin görüşlerini bir araya getiririz, anlatırız. Hocam bu öğrencilerimizde görülmüş olan bir sıkıntı değil. Değil. Öğrenci ailenin aynası. Aynen öyle. Yani çocuğumuz, evet, okula gelen, birinci sınıfa gelen çocuğumuzun davranışlarıyla, halleriyle, ailedekinin aynasını alıyoruz biz. Aynısı. Yani bir bakıma Z raporu gibi bir şey bu. Kesinlikle. Liseye gelen talebelerimize de aynısını düşünebiliriz. Şöyle dedim, ben öğrencilerime şunu söylüyorum. Vehin hastalığının önündeki engeller bizzat namazla başlar. Çünkü dünyevileşmenin önüne geçiyor. Sen hayale salat derken Allah Teala kurtuluşa çağırırken seni ahiret bağlantılı bir yere çağırıyor. Eyvallah. Hem yani, de hatırlatıyor her şeyi. Yani bir bakma onu. Elin bize tarif ederken dedelerimiz ne güzel tarif ediyor. Allahu Ekber derken dünyayı şöyle bir arkaya atacaksın. Arkaya atacaksın. Evet. Hocam zaten bütün mesele orada. Biz o hani اَلَّذ۪ينَ هَمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ huşu içinde namaz kılanlar ancak kurtuluşa ererler. Bu dünyanın bağımlılıklarından kurtulurlar. O eflaha. Evet. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ kurtulma. Bu hem ebedi kurtuluş, cennet yurduna kavuşmak ama bu dünyada da bütün bağımlılıkları kırmak mı istiyorsunuz? Namazda huşuyu yakalayacaksınız. Evet. Yani namazda ne söylediğinizin farkına varacaksınız. Elinizin tersiyle dünyayı arkaya atarken, yönünüzü Kabe'ye dönerken hocam enteresandır. Ben hemen Kudüs'e getirivereyim sözü. 2 sene önce ben 2 defa Kudüs'e gittim Mescid-i Aksa'ya. Rabbim nasip etsin cümlemize. Amin. Ve özgür bir Kudüs'te, özgür bir Mescid-i Aksa'da hep beraber bayram namazlarını, cuma namazlarını kılmayı İnşallah. Rabbim İnşallah. Nasip etsin. İnşallah. Ben şuna inanıyorum. Eninde sonunda orası evet 101 yıl önce bizimdi. Bizim derken kastettiğimiz böyle İslam'ındı. İslam'ındı, Müslümanlarındı ama dedelerimizin, ecdadımızın olarak da Osmanlı'nın doğrusu. Evet, Osmanlı. Osmanlı zaten ırk devleti değildi, ümmet devletiydi. Ümmet devleti. Ve o ümmet devleti 101 yıl önce, 1917'de oradan çekildi. Evet. Ha, çeşitli badireler, sıkıntılar filan. Ve oraya inşallah ben inanıyorum ki bu toplum yeniden Osmanlı rüzgarını yakalayacak. Osmanlı nerede kalmıştık? O 100 yıllık parantez kalkacak, kalkmak üzere. İnşallah. Tek devri de diyebiliriz. Yani inşallah. O parantez kalkacak ve yeniden biz Balkanlarla, Orta Doğu'yla, Kafkaslarla, tüm İslam dünyasıyla bütünleşeceğiz. Ve o zaman İsrail'in, Siyonizm'in ismi helali olacak bu. İnşallah. Ve o zaman ben hatta şöyle diyeyim, yani Afrin ve benzeri ilerleyişler netice itibariyle Kudüs'e kadar dayanacak. Bunun başka şansı yok. Ümmet o tarafı istiyor. Ümmet onu istiyor. Yani Avrupa'yı istemiyor. Tabii ki. Yani aynen öyle. Vahyin bir bakıma dejenere eden, bozan ve vahyin düşmanı olan Batı medeniyetini ümmetimiz istemiyor. Yani bugün Yunan'la olan dostluğumuzdan daha çok ümmetin Orta Doğu'ya doğru açılmasını, o Kudüs'ü, Bağdat'ı, Şam'ı Eyvallah. Beraberce yaşamayı, oralarda beraberce cuma namazını kılmayı çok istiyor. İstiyor. Kudüs'e gidiyorsunuz, o insanlar diyor ki neredesiniz? Bizi arıyorlar. Neredesiniz diyorlar.
Efendim Balkanlara gidiyorsunuz. Oradaki kardeşlerimiz diyor ki nerede kaldınız? 102 yaşında Nur diye bir amcayla tanıştım. Nerede? Balkanlarda. Maşallah. İşkodra'da. İşkodra'dan gelip Çanakkale'de şehit olanlar evet, var hocam. Evet. Onların torunlarıyla karşılaştım işte ben. Onlar. Evet. Dedi ki daha dedi yani İşkodra'da ülkemizden, memleketimizden, devletimizden gidenler, görenler var da bu görünmeyen, bilinmeyen yerlerde biri. Pek fazla Müslüman gitmemiş. Bir cami var. Camiyi sadece bu ihtiyar amca temizliyor. Geleni gideni yok. Müslümanlar bile namaza camiye cumadan cumaya geliyor. Dejenerasyon müthiş bir şekilde gidiyor. Evet, ve adam Nuh diye bir amcamız 100 küsür yaşlarındaydı. Yaşıyor halen, haberini aldım. Dediği cümle şu ya, neredesiniz? Biz sizin kendinizi bekliyoruz. Dedim bak çocuklarınız Türkçe konuşuyor. Yani maşallah gençler. Onlar dedi burada yayınlanan dizileri dedi, dinleye dinleye Türkçe'yi öğrendi. Ama dedi ahlakı da kaybettiler dedi. Benim oğlan namaz kılıyor da dedi torun ölmüyor dedi. Evet. Yüreğim acıdı Arnavutluk, ama özlüyorlar. İşkodra Arnavutluk. Arnavutluk, İşkodra. Şimdi hocam Kudüs'te Mescid-i Aksa'da böyle, diğer yerlerde böyle. Çanakkale'de Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan efendim Gazze'den, evet. Şam'dan, Irak'tan, Bağdat'tan her taraftan gelip yan yana yatanlar var. Şimdi dolayısıyla bu ümmet birdi. Senegalli Müslümanlar orada bizi topçu ateşine tutacakken, Fransızlar onları kandırmışken namlularını kırdılar o topların. Gördüm ben o fotoğrafını çektim. Ve bizim safımıza geçtiler. Şimdi de bizi Kudüs'e bekliyorlar. Bizi Orta Doğu'ya bekliyorlar. İnşallah. Bizi Balkanlara bekliyorlar. İnşallah. Şu manada yani bu fütühattı bilmem neydi böyle filan. O manada ya kültürel olarak, efendim ekonomik olarak, efendim bizatihi ziyaretler olarak siz bütünleşirseniz gerisi gelir zaten. Evet. Her türlü birlikte olursunuz. Şimdi Kudüs'te namaz kıldıran imam hocam farklı bir uyarı yaptı. Şimdi deminki siz huşu ile ilgili ayeti söyleyince Mü'minun suresinin ilk ayetleri. Evet. Döndü sadece safları düzeltin demedi. Sevû sufufekum dedi evet. Ama arkasından sallû salâtem veddi'in ve hâşi'in dedi. Oo. Hocam bu çok önemli bir şeydi. Hatta ben bunu önceki Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Hoca biz gitmeden Kudüs'e bir ay önce orada Arapça hutbe okumuştu. Evet, evet. Hala yankıları devam ediyordu evet. Orada. Bu arada onu da söyleyeyim. O minber Selahattin Eyyubi'nin koyduğu minberi yakmışlardı evet. 69'da. Kitabınızda... Kitabın konusu da odur. Ve o minberi yaktıktan sonra Türkiye'den de 3-4 Konya'dan, Adana'dan biliyorum çünkü kündekari ustaları. Evet. Konya'da meşhurdur. Böyle. Evet, Konya'da var. Geçme usulüyle yapmışlar evet. O minberi. O ustalar gidiyorlar. Buradan da 7-8 kişi gidiyor Türkiye'den. Evet. Başka ülkelerden geliyorlar. Hep beraber o minberin aynısının tıpkısını yaptılar. 2007'de yeni hali kondu. Hı hı. Görmez Hoca'nın üzerinde çıkıp da işte hutbe okuduğu yer o minber. Evet. Şimdi ve orada diyor ki ona da sordum dedim hocam bu neyin nesi? Yahu dedi ben orada hutbe okurken namaz kıldığımda aynı adamcağız, aynı hoca aynı şeyi söyledi. Hocam biz niye söylemiyoruz? Son namazınızı kılın demek bu. Evet. Sallu salate müveddi' veda eden dünya ve dünya son namazınmış gibi. Son namazınmış gibi. Ölecekmiş gibi. Ama bir de huşu ekledi ona. Haşi'in. Çünkü Mü'minun suresinde o da var. Bunu araştırdık. Baktık ki sahabeden Büreyde el-Eslemi akşam namazında Efendimizin namaz kılışını anlatıyor. Hmm. Diyor ki mutat üzere evet safları sık düzenli hale getirdi. Kıbleye döndü. Tam tekbir alacak diye bekliyoruz. Bekledi. Başlamadı bir türlü. Sonra tekrar elini hareket ettirdi. Şimdi başlayacak dedi. Yine başlamadı. O kadar ki akşam namazının vakti çıkacak diye korkmaya başladık. Kısa. Evet. Nihayet döndü cemaate buyurdu ki veccihu kulubekum ilallah. Kalplerinizi Allah'a yöneltiniz. Evet. Ve sallu salate müveddiyem. Ve dünyaya veda ederek son namazınızı kılınız. Hocam bizde zaten sorun bu. Namazda huşuğu nasıl yakalarız? Namazda lezzeti, namazda tadı nasıl yakalarız? İki gün sonra Miraç. Yarın değil, ertesi akşam Miraç. Peki biz namazda Miraç'a nasıl kanatlanırız? Evet. Rabbimizin huzuruna çıktığında Efendimiz onunla nasıl konuştu? Tahiyyatta bunları söylüyoruz. Evet. Ama ezbere söylüyoruz. Ezbere söylüyoruz. Peki yaşıyor muyuz o anı? Yani. Biz de Rabbimize bütün ibadetlerimizi arz edebiliyor muyuz? Tahiyyelerimizi, tayyibatımızı, güzel amellerimizi, salavat, namazımızı, orucumuzu, şeyimizi lillahi arz edebiliyor muyuz? Rabbimizin selamının farkında mıyız? Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatü.
onu Efendimizin bize söylediği Miraç'ta biz de Rabbimizden alıp Efendimiz'e gönderebiliyor muyuz? Evet. Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin alabiliyor muyuz? Tüm Müslümanlar adına, tüm ümmeti Muhammed adına, yeryüzünde tüm namaz kılanlar adına ve arkasından o kelime-i şehadetle melekler gibi coşabiliyor muyuz? E şimdi biz bunları konuşmuyoruz hocam. Aa, buradan Kanal 42'nin ekranlarından söyleyelim. Evet. Muhtemelen bugün akşamdan itibaren yarından başlayacak. Yarın cuma, perşembe, evet. Cuma'ya bağlayan akşamdan dini programlar. Evet. Efendim, her Miraç, tarafta başlayacak. Her tarafta başlayacak. Miraç bedenen mi yaşandı, ruhen mi, uykuda mı, uyanık mı? Ya Allah'tan yok, korkun. Hadis sahih miydi, şu muydu? Allah'tan korkun ya. Evet. Yani ve hu ala külli şeyin kadir. Olan Allah'ımız. Allah, her şeye kadir olan Allah. Peygamberinin huzuruna dilediği gibi alır. Sen ne karışıyorsun ona? Neyi irdeliyorsun? Ama o peygamber aleyhisselam buyurdu ki inne es-salatu mi'racul mü'min. Namaz müminin mi'racıdır. Bunu niye konuşuyorsun? Sen bunu konuş. Namazları, Müslümanlar, namazlarımızı mi'raç yapalım diye bunu konuş. Tahiyyatın anlamını konuş. Evet. Efendim, Efendimiz aleyhisselatu vesselamın mi'raca alınmadan önce şu an Mescid-i Aksa'daki, Mescid-i Aksa'nın önemi çok önemli bu açıdan. Evet. Peygamberlerin hep beraber Efendimizin arkasında namaz kıldığı yer. Evet. Neresi evet. O? Şu altın yaldızlı kubbe. Kubbetü Sahra. Evet. Yani Mescid-i Ömer diye biliniyor orada Kubbetü evet. Sahra. Onun altında devasa bir kaya var. Evet. O kaya nedir? İşte Hacer-i Muallak diye bizde bilinen. Oradaki kardeşlerimiz de diyor ki ya Türkiye'den gelenler niye hep böyle gökte duran bir taş arıyorlar böyle? Hmm. Hep onu soruyorlar. Ya Allah dilerse taşları değil dağları göklerde elbette yani. Ama böyle bir şey yok. Orada nedir önemi? Efendimiz orada peygamberlere namaz kıldı, imam oldu. Mukarreb meleklere namaz kıldırdı. Şöyle mi kıldırdı, böyle mi? Yahu kardeşim sen ne karışıyorsun? Aslında hocam yani, burada şu da var. Asıl hedeften şaşırtmak için ayrıntılara bizi boğarak aynen boğuluyoruz. Asıl hedeften şaşırtmaya çalışıyorlar ki özü en büyük sıkıntı bu zaten. Özü kaybediyoruz. Özü kaybediyoruz. Ruhu kaybediyoruz. Sadece şekille uğraşıyoruz. Peki orası için ne söyledi Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bir kere önce minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Mescid-i Haram'dan Kabe'den oraya getirildi Burak'la. Evet. Ama barekna havle. Etrafında barekna havle. Mescid-i Aksa'nın kendisi de çevresi de Kudüs'te mübarek. Bir kere o mübarekliğini Rabbimizin tescil ettiği yere sahip çık önce. Nasıl sahip çıkarız bunu konuşalım. Evet. Efendim Siyonizmi oradan nasıl def ederiz bunu konuşalım. Şimdi bari Selahaddin Eyyubi olamıyorsunuz. Şimdi bakın yani bu manada gereksiz konuşmaları yapanlara söylüyorum. Aynen. Kimseye kızmıyoruz. Bari onu, bari marangoz olun. Aynen. O marangoz ne yaptı? O marangoz gitti oraya, o minberi yaptı. Yaptı. Nerede yaptı? Halep'te yaptı. Enteresan. Halep nere? Efendim Kudüs nere? O sıralarda Nurettin Mahmud Zengi diye büyük bir devlet adamı. Komutan ve devlet adamı. Komutan, devlet adamı. Selçuk'tan kopma. Ben Zengilerden. Biraz tarihçiyim. Onun babası da İmadüddin Zengi. Zengilerin kurucuları sayılır. Evet. Urfa'yı Haçlılardan geri almayı başarabilmiş bir adam. Hmm. İyi bir komutan. Nurettin Mahmud Zengi'nin de emrinde iki tane komutan var. Necmettin Eyyub, Esedüddin Şirku. Necmettin Eyyub şeyin babası. Selahattin Eyyub'un babası. Şam'da görevliler. Daha sonraki süreçlerde. Bu 15 yaşlarında orada öğrenci. İmam Hatiplere bunu konuşurken diyorum ki Selahattin Eyyub İmam Hatip Okulu'nda okuyordu Şam'da. Hmm. Öyle ya medrese. Tabii o zaman medreseydi. Şimdi İmam Hatipler onu taklit etmeye çalışıyor. Eyvallah. Evet. Eksiği var, hatası, fazlası ama var. Ama var. Ama var yani. Hem Kur'an biliyordu, hafızdı. Selahattin Eyyub hafızdı. Hiçbir namazını terk etmedi ve cemaatsiz kılmadı rivayetlere göre. Hasta yatağında hocam ne olur? Geçin öne de diyor bakın şeyde. Burada. Geçin öne. Ben yattığım yerden neyse işte imayla falan arkanıza namaz kılayım. Cemaati terk etmiyor. Şimdi Selahattin Eyyubi o Halep'teki marangozun yaptığı minberi duymuş. Kündekari tekniğiyle yapılmış. 2 yıl uğraşılmış. O güne kadar yapılanların en büyüğü. Ve yapılma amacı? Yapılma amacı tabii ki. Adam bir Nurettin Mahmud Zengi yaptırmış diyenler de var rivayetlerde. Bunu aldım kitaba. Bir de adam diyor ki ben 80'de 90'da geldim. Mescid-i Aksa 50-55 yıldır işgal altında. Kimse bir şey yapamıyor. Bari ben buraya ne yapabilirim? Ya benim işim marangozluk. Bak herkes işini yapacak. En iyi ustalık alanım minber ustalığı. Ben bari ömrümün en güzel minberini Mescid-i Aksa için yapayım. 2 sene kaneviçe gibi işliyor. Gelen soruyor, giden soruyor. Adam çok akıllı.
Çok hikmet ehli bir adam. Selahaddin'i Selahaddin yapan marangozu iyi anlamak lazım. Evet. Efendim Selahaddin gibi kim bilir kaç tane genç geldi. Herkes gibi o da sordu. Niçin yaptınız? Bunu hangi cami için yaptınız amca? Dede. Dede evladım ben bunu Mescid-i Aksa için yaptım. İyi ama Mescid-i Aksa işgal altında. Biliyorum evladım. Gelen hepsi bunu söylüyor. Hepsi soruyor evet. Tabii ki. Adam müthiş bir bilge ya. Tabii biliyorum diyor. Benim 55 yıldır içim kan ağlıyor. Ama ben bunu yapabildim evladım. Benim yaşım geldi 90'a. Siz bak gençler mücahit olabilirsiniz. Birlik olabilirsiniz. İslam ordusu kurabilirsiniz. Birlik olup İslam birliğini kurup bu Haçlıları oradan kovalayabilirsiniz. Kovalayın. Bu minberi de yerine siz koyun evladım. İşte vizyon. İşte hedef vizyon. De gösteriyor. Hedef gösteriyor. Hedef işte. Ve ayrıntıda i̇şte, bu olmuyor. Asıl hedefi gösteriyor. Hedef bu. Orada Selahaddin Eyyubi'nin o gün mü daha sonra mı verdiği bir karar var. Adam onu iyi iyi ateşlemiş. İyi. Selahaddin diyor ki sağına soluna bakmıyor. Hani Necip Fazıl diyor ya üstad. Sağına soluna bakmadan. Kim var dendiği zaman sağına soluna bakmadan ben varım diyen bir gençlik. Evet. İşte Selahaddin o. Diyor ki Kudüs'ü ben kurtaracağım. Kudüs'ü kurtarıp bu Mescid-i Aksa'ya bu minbere de koyuncaya kadar da yüzüm gülmeyecek. Gülmek bana haram olsun. Tam evet. 33 yıl Selahaddin'in yüzünün gülmediği söylenir. Şimdi 33 yıl hiç gülmez. Şimdi hocam sözünüzü balla kestim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ya Kudüs'e gidin. Aksa'yı ziyaret edin. Gidemeseniz, ziyaret edemeseniz bile oranın kandillerine yağ gönderir. Evet. Zeytinyağı peki bu minber o yağdır. Eyvallah. Aslında Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada bir hedef çiziyor. Tabii ki. Yani şimdi kızıl elma şu bu diyoruz ya. Bir bakıma hedefsiz insan olmuyor. Boş kalıyor. İçi boş oluyor. Fatih de İstanbul'u bu şekliyle hedefine evet. koymuştu değil mi? Ya ben aynen. onu ya o beni. Evet. Biz çocuklarımıza o zaman hedefi büyük tutmak lazım. Namazı çocuklarımıza sevdiremeyişimizin nedeninde acaba hedefi biz dünya hedeflerini çocuklarımıza çizdiğimiz için ahiret unutuluyor mu ki? Evet. Yani çocuklarımızın kalbini anneler ve babalar olarak vehni biz mi yerleştiriyoruz? Hedefi yanlış evet. veriyoruz yani. Yani mesela çocuğumuza diyoruz ki efendim şu meslekten olsun bu meslekten olsun diyoruz da biz ben çocukken bana diyorlardı ki dedem bu adam olacak. Adam olacak. Adam olacak derdi. Bakın meslek söylemezdi. Veya okurken ya okusun da adam olsun. Adam olma deyince para kazansın diye değil. Değil. Ama şimdi doğan çocuklara konulan hedeflere baktığımızda yetiştirdiğimiz çocuklara ya annelerimiz babalarımız da seyrediyor. Ya biz gerçekten doktor olacak, mühendis namaz, olacak, bilmem ne olacak. Namazı hepsi dünyevi. Namazı evet. böyle kulak arkasına atan hedefleri koyarak çocuğumuzu yetiştiriyorsak namazı sevmez ki o çocuk. Doktor, mühendis, şu bu falan filan olması için de matematik dersi alacak, İngilizce para vereceğiz, bilmem ne yapacak. Hı. Ama namaz için özel bir çaba yok. Yok. Hatta eskilerimizin duasında da namaz ehli olsun, soyumdan sonundan gelenler namaz ehli olsun diye dua eder. Delikanlı Belçika'da Türkiye'den bir Müslüman ailenin, Türkiye'den Türk Müslüman bir ailenin çocuğu hocası karneleri dağıtırken not alıyor. Her bir öğrenciye soruyor. Efendim sen ne olmak istiyorsun? Mühendis. Öbürü doktor. Öbürü avukat. Öbürü öğretmen. Öbürü bir Türk ailenin çocuğuna geliyor. Sen ne olmak istiyorsun? Sahabe olmak istiyorum diyor çocuğum. Hocam bakın şimdi. Ailede verilen şey dediniz ya. Aa evladım bu nasıl bir meslektir diyor. Çocuk ne bilsin tabi dil yetmiyor filan anlatmaya. Anlayamıyor bir türlü. Not alıyor oraya. Aile toplantısı yapılıyor. Aile toplantısına katılıyor tabii ki bizimkiler. Diyor ki bu çocuğun velisi kim? Tabii sırası gelince bu. O diyor ilginç bir şey söyledi. Herkes bir meslek söyledi ama bu o sahabe. Bu Türkiye'de geçerli bir meslek midir? Para getiren bir meslek midir? Efendim, efendim diyorlar öyle değil. O bizim peygamberimizin arkadaşlarına verilen isimdir. O arkadaşlarına öyle bir eğitim terbiye verdi ki her Müslüman o peygamberimizin arkadaşları sahabe gibi ahlaklı, edepli, dürüst, çalışkan şöyle 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 olmak isterler. Aa ilginç. Bunlarla ilgili kitap falan var mı? Bana temin edebilir misiniz? Tabii ki. Bizimkiler de bulmuşlar. Sahabe hayatlarını anlatan kitap vermişler. Adam okumuş. Her biri birinden güzel. Ya muhteşem bu. Kutup yıldızı her biri. Yani her biri yıldız, gökteki yıldızlar gibi. Bunları yetiştiren öğretmenleri kim? Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Onu da demiş onun hayatıyla ilgili bana bir kitap verebilir misiniz? Tabii severek peygamberimizin hayatı.
okumuş çocukluğu, gençliği, evliliği, peygamberlik, işkenceler, baskılar, hicret, Bedir, Uhud, Hendek savaşları, Medine, Mekke'nin fethi. Mekke'ye 10 bin ordunun başında muzaffer bir komutan olarak giriyor. Acaba bunlara nasıl bir muamele yapacak? Tam fetih sırasına geliyor, kapatıyor. Oraya bir ayraç koyuyor. Hmm. Bakalım ne yaptı? Ben olsam ne yapardım? Doğrardım, biçerdim. Bismarck olsa ne yapardı? Napolyon olsa ne yapardı? En son açıyor. Orada bir yani evet, şey yapıyor, düşünüyor aslında. Düşünüyor tabii ki. Yani bizim ve, bir bakıma siyer okumalarını yapıyor. En doğru şey. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bugün size kınama yok. La tefribe aleykumul yev. Hazreti Yusuf'un kardeşlerini affettiğini ifade eden ayeti okuyor. Evet. Hmm. Allah erhamer rahimindir, Allah bağışlayıcıdır. Ve zaten diyor ki size ne yapacağımı umuyorsunuz. Sen bizi affedersin, bağışlarsın, kerem sayılırsın. Onlar da bekliyorlar. İşte diyor peygamber böyle olur. Ben bu peygambere iman ettim. İşte bu. Bir çocuğun, tek bir çocuğun bir hedefi. Çocuğun sahabe olmak istiyorum hedefinden. Şimdi biz de çocuklarımızı Selahaddin. Hocam sadece Selahaddin değil, Nurettin Mahmud Zengi. Kudüs'ü kurtarmayı, İslam birliğini sağlamayı, İstanbul'u fethetmeyi Tahalep'ten o da düşünüyor. Evet. Tabii. Onlardan şimdi, çıkıyor zaten. Büyük hedefler. Büyük hedefler düşüneceğiz. Ve Selahaddin Eyyubi Allah nasip ediyor. İslam birliğini kuruyor. Efendim orduyu kuruyor. Her şey hazır. Bir türlü saldırıya geçmiyor. Bir cuma namazında nihayet birisi patlıyor. Niye geçmiyor hedefe, harekete? Cuma namazında kılıç elinde hutbe okurken cuma ile ilgili Kudüs'le alakalı birisi heyecanlanıyor. Ya Selahaddin, ya sultanımız, müsaade edin Kudüs'e yürüyelim. Neyi bekliyoruz? Otur evladım diyor. Ona orada cevap vermiyor. İkindiği akşamı yatsı da Şam Emeviye Camii'nde aynı yerde kılıyor. Evet. Sabahı da orada kılıyor. Sabah namazında hocam kalkıyor ayağa namazdan sonra. Bakıyor ki cemaat cuma namazının yarısı da içeriye kadar bile yok. Belki daha az. Diyor ki dün bir delikanlı bana soru sormuştu. Nerede o? Nerede o delikanlı? Bakıyorlar yok. İşte diyor o delikanlı, delikanlılar. O cuma namazını dolduran kalabalıklar ne zaman sabah namazında da camileri doldurursa o zaman Kudüs'e yürüyeceğiz. Yani görevi herkes kendinde bildiği o ruha ulaştığı evet, zaman. Hocam. Orduda değil. Tabii ki. Hani Peygamber bak, Efendimiz... Askeri güçte değil o. Hı. O manevi donanım da hı, lazım. 8 sene çalışıyorlar hocam. Rivayete göre Kudüs'teki kardeşlerimiz böyle anlattılar. 7-8 sene hocalar, komutanlar, şeyhler, meşayihler, kadı efendiler, efendim atabeyler hepsi çalışıyorlar. 8 yılın sonunda bakıyor ki sabah namazları cuma gibi kalabalık şimdi oldu. İsteinu bis sabri ve sala. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Biz bu biz namaz kılmayalım. Namazlarımız eciş bücüş olsun. Sen bize yardım et ya Rabbi. Yok. O yüzden bu toplumun namazını düzeltirsek her şey düzelecek. Aslında Fatih döneminde de oluyor aynısı işte. Fatih bir bakkala gidiyor işte bir markete aynı gidiyor. Doğru, aynı şey oluyor. Orada evet, bakıyor ki bizimki kimse yıkamaz evet, diyor bu noktada. Şimdi hocam öyle ki ilginç bir şey ki ben de bir televizyon kanalında bir belgeselde seyrettim. Hedef verme çocuğu yetiştirme adına ki Fatih ancak öyle çıkar. Diyor ki bu muhabir belgeselde soruyor. Meşhur bir muhabir. Bu internette falan bu video var. Tesadüfen bir kamp yerine giriyor. Orada böyle çocuklar voleyboldur, futboldur oynuyorlar. Namaz kılıyorlar, Kur'an okuyorlar. Çocuğa soruyor. Ne olmak istiyorsun? Çocuğun hmm, söylediği cümle müthiş bir cümle. Kabe'ye imam olmak istiyorum. Evet. Şimdi yani biz hedefi, namazı burada veririz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki çocuklarınıza namazı 7 yaşında emredin. Hmm. 7 yaşına kadar evde namaz ruhu yoksa o çocuk nasıl emre? O emirden ne evet, anlayacak? 7 yaşında öğretin, 10 yaşında emredin. Hani ha, biraz daha böyle bir şeyde. Ama o çocuk nasıl öğrenecek? Nasıl? Formal eğitim mi? Hayır. Anne de baba da görecek. Görecek. Anne de baba da görecek. Anneyle beraber kızı, oğlu yatıp kalkacak, tepesine çıkacak. Evet. Yok ki. Anne baba görmüyor. Cemaati bilmiyor. Camiyi bilmiyor. Evet. O zaman hocam yani iki adımımız önemli. Anladığım kadarıyla sizin verdiğiniz şeyleri. Bir, imanımızın camiye götürmesi için güçlendirilmesi çabaları. Evet. Aynı Selahaddin Eyyubi'de olduğu gibi. Evet. Ve camiye giden namazın hayata aksetmesi. Hayatın merkezi olan bir cami, hayatın kalbi olan, İslam toplumunun kalbi olan bir cami. Sadece namaz kılınan yer değil. Sosyal evet, işte, dayanışmanın, istişarenin,
cihat hazırlıkla tebliğin, eğitimin, bütün sosyal faaliyetler merkezi olacak bir cami ve Hazreti Şuayb'ın kıldığı namaz gibi aktif bir namaz. Evet. Ya Şuayb diyor kavmi ona. Estağfirullah. Ya Şuayb esselatüke temurike. Senin namazın mı emrediyor sana bütün bu yaptıklarını? Evet. Şimdi soru. Bizim namazımız bize ne emrediyor? Evet. Ayet yani, belirtiyor evet. Aslında. İnnes salate tenha anil fahşai vel münker. Namazın bizzat kendisi mi eline top tüfek alacak? Yok. Neyse işte şey alacak da hiçbir kötülükleri şey engelleyecek. Namaz kılan o hale gelecek ki, namaz kılan öyle bir bilinç yakalayacak ki affedersiniz. Onun kıldığı namaz onu o hale getirecek ki fahşaya, münkere, kötülüklere hepsinden mücadele gelin. Edecek. Cihad adalete, açacak, savaş açacak. Adalete çalışacak, toplum düzenine manevi, uğraşacak. Manevi bir savaş açacak. Aynen. Tabii ki. Bunları engelleyecek ama hem namaz kılıyor hem de hiç kötülüklerle veya şeylerle mücadele etmiyor. Namaz kılıyor pasif. Namaz kılıyor edilgen. Efendim oysa namaz bir insanı dinamik, hareketli, inkılapçı hale getirir. Mücahit hale getirir. Yani evet. O namaz onu pasifize ediyorsa o namazda sorun var. Namaz kılan köle olmuş oluyor evet. Aslında yani. Yani aslında şöyle sözde dolaşır ya. Diyorlar ya. Sen o git namazını kıl, orucunu tut, karışma her şey. Benim kıldığım namaz bana cihad evet. Diyor. Evet. Oturma, yürü diyor. Koş diyor. Adalet tesis et diyor. Evet. Sen bana namaz kıl, kenara otur diyor. Yani emrettiğin şey bunu bana emretmiyor. Hocam bir ara sosyal medyada çok dolaştı. Ben de çok kullandım onu. Allah rahmet eylesin. Erbakan hocamızın bir resmini yani koymuşlar. Altına soruyorlar zaten kendisine. Diyorlar ki ya yaşlandın. Otur Kur'an oku artık. Evet. Bana öyle diyorlar. Ben de oturuyorum. Kur'an okuyorum. Kur'an da bana diyor ki kalk. Cihad et. Kalk ve cihad et. Hani kum fe envir tam karşılığını ararsak inzar manevi tabii uyarma, ki, tabii uyarma ki. Anlamında tebliğ et, davet et. Ama aynı zamanda Kur'an'la Kur'an'a yaslanarak büyük bir cihat ver. Cihaden kebira. Evet, Furkan 50. ayet. Evet. Şimdi biz namaz bizi bu hale getirmiyor da pasifize ediyorsa biz o namazı anlamadık. Yani Miraç gibi yaşamak için o ruha ermemiz eyvallah, lazım. Eyvallah. Aynen öyle. Bence bu kitabın da sanki Miraç'ı anlamamız için hani minberin sırrı. Eyvallah. Hocam Miraç'ın mekanı Kudüs. Kudüs. Mescid-i Aksa. Efendim şöyle diyelim. Bu minberi de özellikle ben dedim ki Selahaddin Eyyubi yaparken şu minberin o giriş kısmını evet, oraya göstereyim. Yedirmeye çalışın ki hani insanlar anlasın minberin sırrı. Ama o minberin hocam sırrını biz kavrayamadık. 1969'da Siyonistler yaktırdılar onu. Evet. Yok Avusturyalı bilmem ne fanatik manatik dediler. Yaktılar. Peki o minberin yakılmasıyla beraber enteresandır. O güne kadar Filistinli kardeşlerimizin önemli bir kısmı ya sosyalisti ya Marksisti evet. Ya Bağızçıydı. Evet. Oraya sahip çıkmıyorlardı. O günden sonra 69'dan sonra intifada başladı. Evet. İlginçtir. İslami direniş başladı. Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya başladılar. İslam konferansı da ilk defa 69'da toplandı. 70'te Rabat'ta evet. Tekrar toplandı. Ve bir bakıma ateşleyici evet, oldu. Ateşleyici oldu. Kudüs işgal ettiğinde İngilizler işgal ediyor. Bizimle göğe beraber savaşan Almanlar da bayram yapıyorlar. Avusturyalılar evet. Bayram yapıyorlar. Hı. General Allenby Kudüs'ten sonra gidiyor Şam'a. Selahaddin Eyyubi'nin mezarına gidiyor. Evet. Mezarı tekmeliyor. İlk oraya gidiyor hatta. Tabii tekmeliyor, vuruyor. Ne oldu diye. Diyor ki Selahaddin kalk. Biz yine geldik. Haçlı savaşları bitmedi. Hocam bu mantığı kavramazsak Haçlı savaşları bitmedi, Afrin'de devam etti. Aynen. Efendim Filistin'de devam ediyor Kudüs'te. Modern Haçlıların Bosna'da devam etti. Doğu Türkistan'a devam ediyor. Dünyanın her tarafında İslam'a karşı dünyanın Haçlıları el küfrü milletün vahide aynen. Olarak karşımızdalar. Evet. Bunu kavrarsak meseleleri çözeceğiz evet. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Son olarak namazdan gençlerimiz... girdik ta Kudüs'ten çıktık elhamdülillah. Kudüs zaten namazın başlangıcı olduğu için son olarak gençlerimize söylemek istediğiniz bir sözünüz efendim, varsa onlara tavsiyeniz öyle Recep bitirmiş ayı olalım. Recep ayının son günleri mübarek olsun. Şaban ayı bereketli olsun. Rabbim bizi Ramazan'a eriştirsin. İnşallah. Miracı fırsat bilerek tüm gençlerimize namaz sayesinde zihinlerine, gönüllerine vurulan prangaları kırmalarını, özgürlüğe kavuşmalarını, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn bilincine sahip olmalarını, kula kulluktan, paraya, mala, mülke, nefse, şeytana kulluktan kurtularak, bunlara meydan okuyarak sadece Allah'a kul olma anlamında
namazda miracı yaşamalarını, Rabbimizle sohbet etmelerini tavsiye ediyoruz. İnşallah. Allah miraçlarını mübarek eylesin. Allah razı olsun. Bekir Hocam çok teşekkür ediyoruz size de katılımlarınızdan dolayı. Kıymetli izleyiciler, Seninle Değişir programını, Seninle Değişir Dünya programını bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla yeniden karşılarınızda olacağız. Hayırlı akşamlarınız olsun. Şimdiden de Miraç Kandili'nizi biz de tebrik etmiş oluyoruz efendim.